Arnavutköy halkımızın, ilçemizin hiçbir sorunu ve dertleri halledilemeden bir 5 yılı daha bitirdik. Umarım mutlusunuzdur. Bundan sonraki süreçte Allah kısmet ederse Arnavutköy ilçesi daha değişecek, daha güzel, daha iyi yarınlara doğru geçecek. Özellikle gençlerimiz için yapılamayan bir sürü projeler var. Bu 5 yıl içinde 70-80'den fazla soru önergesi, yazılı önergeler verdim. Bunların birçoğu kabul edilmedi. Birçoğuna da cevap dahi verilmedi. Bu kadar haksızlıklar, bu kadar ransal projelere imza atıldı bu süreçte. Ancak geldiğimiz şu noktada önümüzde bir yerel seçim var. Ümit ediyorum ki Arnavutköy halkı doğru kararları verecektir. Doğru insanlar kimse onları seçecektir diye düşünüyorum. Bu saatten sonra ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım deyip tekrar insanları kandırarak, insanların gözünü boyayarak sahada oy toplamakta ne kadar ciddi onu da Arnavutköy halkımızın takdirine bırakıyorum. Bugüne kadar sadece makyaj belediyeciliği yapılarak geçirilen bir 20 seneden bahsediyorum. Tabelaları değiştirerek hiçbir noktaya varamazsınız. 20 seneden beri ilçemizde çarpık bir kentleşmeyi bugüne kadar yaptınız. Lütfen sözümü kesmeyin de bitireyim. Hadi. 150'ye yakın proje sözü verdiniz. Hiçbir tanesini hayata geçiremediniz. Artık Arnavutköy halkını kandırmayı bırakalım. Bu kadar söz verdiniz. Hiçbir tanesini yapmadınız. Bak, gerçekleşmemesi de büyükşehirle alakalı idi. Büyükşehir lütfen. Belediyesi'yle lütfen. Hiçbir alakası yok. Büyükşehir lütfen. Belediyesi'nin bütçesi... Peki değerli arkadaşlar. Sözümü kesme. Son bir sözüm var. Arnavutköy Belediyesi'yle İBB'nin bütçeleri ayrı ayrı. Böyle susturarak hiçbir yere varamazsınız.